Efendim İbrahim hocamız diyor ki sohbete girerken evvelden girenlere dereceleri sorulurmuş. Bendeniz de şunu söyleyeyim. Tarikata insabımız 965. O zaman büyük ihvan tabir edilir. Tarikata insab edenler, aynı tarikata mensup olanlara ihvan denilir. Bizim tanıdığımız bazı büyük ihvanlar vefat ettiğinde büyüklerden biri şöyle dedi. Dünya artık böyle insan yetiştirmez de tasavvuf bizim derecemize düşer dedi. Şimdi zaman geçtikçe bunu daha iyi anlıyoruz. Ama Cenab-ı Hak bizim taklidimizi tahkik buyursun inşallah. Nerede o evvelden? Mesela biz yine bizim insab ettiğimiz tarikatta Masar Efendi Hazretleri vardı. Onunla beraber hacca da gittik. Bize aynen şunu söyledi. Değil tarikat, ilkokulda dedi, derse girdiğimiz zaman hocamız dışarıdan gelirdi, şöyle bakardı. Sen dışarı derdi talebelerden bazılarına. Niye dışarı derdi? Abdestsiz girmişler derse de onun için. Onlara sen dışarı derdi. Ve bilirdi onların abdestsiz geldiklerini. Şimdi böyle bir ilim var ama biz çok büyük darbeler yedik. İnşallah bu millet yeniden ayağa kalkar. Yeniden maneviyat ihya olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kurduğu İslam medeniyetin merkezi camidir. Ona Kur'an'da mescit deniliyor. Caminin etrafında cemaatin kalitesini biraz daha yükseltmek için medrese kurulmuş, medreseler. Medreselerin de kalitesini biraz daha yükseltmek için tekkeler açılmış. Sonra gün gelmiş, tekke ve zaviye kanunlarıyla kapatılmış. Hala geçerli, güya kapattılar. Kapattık zannettiler ama kapatamadılar. Çünkü caminin kapısına kilit vurabilirler de müminlerin gönlüne kilit vuramazlar. Kilit vuramazlar. Devletin resmi kayıtları vardır. 940'lı yıllarda her türlü tarikat meşrebi yasaktır. Devlet resmi kaydında diyor ki rahmetli Necip Fazıl Kısakürek bunu neşretmişti devletin resmi evrakına. Diyor ki devlet her türlü tarikat meşrebi yasaktır. Özellikle de Anadolu'da bir Nakşibendilik tarikatı diye bir tarikat vardır. Eğer dini Süreyya yıldızına sürseniz, arzın merkezine koysanız onlar oradan çıkarırlar, geri getirirler. Niye? Nakşilik gizlilik tarikatıdır. Hiç kimsenin bilmediği, aşina olmadığı bir yordan gizliden gizliye Cenab-ı Hak'la ünsiyet peyda etme yoludur. Kalbine kilit vuramazlar. Dolayısıyla zahiren tekke ve zaviye kanunlarını çıkardılar ama manen tekkeler, zaviyeler devam etti. Bizim gençliğimizde tekke ve zaviye değil, Risale-i Nur cemaatlarını yakalarlardı. Bir yerde iki tane derviş bir araya gelir, La ilahe illallah derse hemen gazeteler yazar, falan yerde iki tane nurcu yakalanmış. Bazen nurcuları yakalarlar, bazen nurcu olmayanları da nurcu diye yakalarlardı. Çünkü öyle bir damga yemişler. Cenab-ı Hak milletimize bir daha o günleri göstermesin. Elhamdülillah bugün çok farklı şeyler yaşıyoruz. Ben namaza durmadan İbrahim Hoca kulağıma bir şey fısıldadı. Hocam dedi, Amenler Resulü'nü okumadan siz istiğfarla başlasanız. İnşallah kendiyle konuşuruz bu camide. Farklı bir şey daha yaparız. Aklımdan geçen bir şey var, onu kendisiyle istişare ederim. Aslında Hatm-i Hacegan okumak istiyorum ben sizinle beraber. Büyüklerimiz diyorlar ki Hatm-i Hacegan okunan mahalleler bela ve musibetlerden emin olurlar. Fakat Hatm-i Hacegan cemaatinin önce hazırlanması lazım.
Önce bizim hazır olmamız lazım. Sonra cemaat yavaş yavaş hazırlanır. Şimdi bugünkü sohbetimde ben geçen hafta söz vermiştim. Büyük bir velinin icazetinin bir bölümünü size tercüme etmek istiyorum. İcazet nedir? İcazet, iki türlü icazet var. Bir, medrese icazeti. Medresede tefsir, hadis, fıkıh, işte zahiri ilimleri okuduğu zaman, bitirdiği zaman bir insan, onun hocası kendine bir diploma verir. İcazetli hoca denilir. Bir de tasavvuf icazeti vardır. Tasavvuf icazetlerinde de hemen hemen yaklaşık 50'ye yakın icazet okumuşumdur. Elhamdülillah bizim de icazetimiz var. Ben hiç layık olmadığım halde icazet verdiler. Alırken de kabul de etmedim. Ben bu işi yapamam, bu benim işim değil, büyük adam işi dedim ama zamanla olursun dediler. Dua edin inşallah olsun zamanla. İşte ona dayanarak sizinle güya tasavvuf sohbeti yapıyoruz. Aslında tasavvuf sohbeti yaptığımız değil. Tasavvuf sohbeti nasıl olur? Bizim gördüğümüz sohbet, böyle herkes gelmez oraya. Mensup olanlar gelir. Dışarıdan gelen diz çöker, gözünü gönlüne diker oturur. Dışarıdan gelen oturur, gelen oturur, gelen oturur, gelen oturur. Belki bir saat çıt demeden huzur yapar. Geçen hafta huzurdan söz açtık ama sohbetimiz yarım kaldı. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz de. Aslında huzur anlatılamaz. Fakat ben dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Huzur anlatılmaz bir olay, yaşanacak bir olay. Ben Harput'ta türbesi olan iki büyük zat var. İkisi aynı türbenin içerisinde. İkisi de aynı zattan icazetli. İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin aslan Erzurumlu olup Harput'ta türbesi olan bir zat düşünün. İlk icazeti verdiği zaman mürşidi Mahmud Samani Hazretleri diyor ki hafız, Çemişgezek muvakkat durağınızdır, Harput ebedi istirahatgahınızdır. Çemişgezek'te 8 sene kalıyor, 18 sene kalıyor, sonra gidiyor Harput'a yerleşiyor. Harput'a vardığı zaman İmam Efendi Hazretleri, Harput'un bütün uleması hoş amediye gelmişler. Bu kelimeyi özel olarak söylüyorum. Osmanlıca dedikleri şey budur işte. Hoş amediye gittik derler. Yani hoş geldin demeye gitmeye Osmanlıca'da hoş amedi diyorlar Farsçadan. Hoş geldin demek. Harput'un bütün uleması hoş geldine gitmişler. Fakat Müftü Efendi gitmemiş. Biraz da kıskanmış. İlmin mayasında haset vardır. Kıskanmış. Bu defa İmam Efendi Hazretleri demiş ki Müftü Efendi Hazretleri teşrif etmedi, kalkın biz ona gidelim. Bu defa hep beraber Müftü Efendi Hazretlerine gitmişler. Müftü Efendi Hazretleri aynen şunu söylemiş. Keşke yer yarılaydı da yerin dibine geçeydim. Ben ne yaptım da gitmedim, onlar beni mahcup ettiler. Müftü Efendi Hazretlerinin ziyaretine vardıklarında, büyük adamların işi de büyük olur, böyle çay kahve faslından sonra odasının birine bir seccade sermiş Müftü Efendi. Efendi Hazretleri demiş, bir hastamız var, şunu bir okuyuverseniz lütfen. O da hiç itiraz etmeden geçmiş, nerede okuyacağız? Şu odada demiş, öbür odaya geçince, seccade serili ya orada, demiş ki hasta nerede? Müftü Efendi hemen önüne diz çöküvermiş. Hasta ben demiş, benim dersimi tarif et. Hasta ben, tarikat dersini alıyor oradan. Ve Harput'ta ilk müridi Müftü Efendi Hazretleri oluyor, İmam Efendi Hazretleri'ne. İmam Efendi diyorum ama sıradan bir zat değildir. Ömer Nasuhi Bilmen gibi asrının ilim kutbu olan, Diyanet İşleri Başkanımız olan zat onun dervişi. Allah şefaatine nail etsin. Öyle bir insan yani. Şimdi o zat aynı türbede kendisiyle beraber metfun bulunan Hacı Mustafa Naci Hazretleri'nin ki aynı zattan icazetlidirler. Efendisinin verdiği icazete şurayı ilave etmiş. Ben onu sizinle dertleşeceğim. İcazetin sonunda çok uzun bir icazet. Galel arifü billah. Arifü billah dedi ki
Eyyuhel ahifillah, ey Allah yolunda kardeşim. Tahhir beyte galbik lillah. Gönül evini Allah için temizle. İstersen 1000 kitap yaz, 1 milyon sene konuş. Tahhir beyte galbik lillah. Gönül evini Allah için temizle. Bunca yaptığımız ibadetin hepsi bu cümleyi ifa edebilmek için. Gönül evini temizlemeyince Allah tecelli etmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle emrediyor. Daha belki sohbetlerimde velilerin kelamı olarak söyledim. İçi masivadan boşalmamış kalbe Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisi haramdır. Bir daha söyleyeyim. İçi masivadan boşalmamış kalbe, masiva diye Cenab-ı Hakk'ın gayrısı ne varsa tasavvuf lisanında ona masiva denilir. İçi masivadan boşalmamış kalbe Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisi haramdır. Onun için tahir beyte galbik lillah, gönül evini Allah için temizle. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnnallaha teala tayyibun la yakbelu illa tayyibe. Allah temizdir, temiz olmayanı kabul etmez. Necisi kabul etmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de tahirleri, temizleri sevdiğini Cenab-ı Hak İnnallâhe yuhibbü't-tevvâbîn ve yuhibbü'l-mutetahhirîn ayetiyle haber veriyor. Kalbini tahareti kalbiye yapıp temizleyenleri Allah sever. Başka sohbetlerimizde sizinle konuştuk. Müminler iki sınıftır. Sevenler, sevilenler. Sevenler çoktur. Fakat Cenab-ı Hakk'ın Habibim dediği, Mahbubum dediklerinin arasına girebilmek için kemeri çok sıkı bağlamak lazım. Allah'ın Mahbubu olanların izine basarak gitmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de şu ifade var. Vasbir nefsek maalledine yed'une rabbehum bil gadati vel aşih. Bir de bil gudüvü vel asal var aynı manaya. Gece gündüz, gece gündüz Allah'ı zikredip Allah'a yalvaranlarla beraber nefsini beraber olmaya zorla. Allah'ın sevdiklerinin olduğu yerde boş boğazlık yapamayız. Malayani yapamayız. Lüzumsuz şakalar yapamayız. Sıradan sözler söyleyemeyiz. Her aklımıza geleni konuşamayız. Oturmamıza bile bir düzen vermek zorundayız. Hazreti Mevlana bir mecliste otururken dışarıdan bir genç gelmiş, meclisin üst katına oturmuş. Oturmuş ama birden Hazreti Mevlana'nın rengi değişmiş. Bir hiddet, bir celal, büyüklerin hiddeti öyle bizim gibi adamların kızmasına benzemez. Bir veli hiddetlendiği zaman sallar ortalığı. Ortalıkta fırtına esiyor şimdi. Başını eğmiş böyle, estağfurullah diyor. Estağfurullah diyor. Estağfurullah diyor fakat genç çıkmış yukarıya oturmuş. Sonunda diyor ki, ne oldu bu ümmete ki edeb libasını çıkardılar. Evvelden bir genç bunun yaptığını yapsaydı anında alnına edepsiz damgası yazılırdı. Nasıl sen büyüklerden yukarıya oturabilirsin? Peygamberimizin 1000 kitaplık sözü, büyüklerimize hürmeti olmayan, küçüklerimize şefkati olmayan bizden değildir. Büyüklerimize hürmeti olmayan, küçüklerimize şefkati olmayan bizden değildir. Bir takım küçükler var ki onlar da özel olarak hürmete layıktır. Hafızlar. Peygamber Efendimiz ümmetine özel emir vermiş. Ekrimu hameletel Kur'an. Bütün tasavvuf icazetlerinde hamele-i Kur'an'a hürmet tavsiyesi vardır. Hafızlara özel terbiye, özel hürmet. Peygamberimizin emri. Yani bazen cebine para koyanların yaptığı gibi hafız buraya gel olmaz. İslam edebi bu değil. Peygamberimizin öğrettiği edep bu değil. Hafızlara özel hürmet. Ayet, hadisin devamını okuyayım.
Peygamber Efendimiz emrediyor ki Allah temizdir, temiz olanı kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُسْلِم۪ينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَل۪ينَ Allah peygamberlere ne emrettiyse Müslümanlara da aynısını emretmiştir. Peygambere ne emrettiyse aynısını bize emretmiştir. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ Sonra peygamberimiz cemaate, ashaba bir adamı misal verdi. Buyurdu ki يُطِيلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ فَيَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ Bir adam düşünün, çalışmış, çabalamış, uğramış, uğraşmış, dünyayı kazanmak için, çoluğumun çocuğumun rızkını elde edeyim diye, sonra evine dönmüş, abdestini almış, namazını kılmış, ellerini açmış, yalvarıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. Ama, وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ Allah esirgesin. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُدِيَ بِالْحَرَامٌ فَاَنَّا يُسْتَجَابِلَ Peygamberimizin ifadesi. Yalvarıyor ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, bütün gıdası haramdan sonra da dua ediyor. Allah böylesinin duasını nasıl kabul etsin diyor Peygamber Efendimiz. Allah esirgesin. Onun için Müslümanlık sıradan bir meslek değil, peygamber mesleğidir. Ve mübarek buyurmuş ki kardeşim Allah'ın evi olan kalbini Allah için temizle. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadı. Gönülden ağyarı sür çıkar, padişah davet ediyorsun, evi temizlememiz. Padişah oraya gelmez. Padişahın oraya gelmesi için evin temiz olması lazım. Sen temizlediğin an o teşrife hazır zaten. Cenab-ı Hak hem hazır hem de nazır. Ama temiz olan kalbe, necis olan kalbe içinde gaflet var, şehvet var, kibir var, haram var. Cenab-ı Hakk'ın yasakladıkları var. Böyle bir yere Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli etmez. مِنَ الْغَفْلَةِ مِنَ اللّٰهِ Neyden temizleyeceğim kalbimi diye sorarsan, Allah'tan, gafletten temizle. Gaflet. Gaflet, cehennemin en büyük kapılarından bir tanesidir. Türkçe karşılığı nedir? Allah'ı unutmaktır. Allah'ı unutmaktır. Halbuki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hamdolsun ümmeti Muhammed olmuşuz, daimi zikre davetliyiz. Bir nefes gafletimizde Cenab-ı Hak razı değil. Şimdi çocuklarımıza şunu öğretiyoruz. Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Birçoğu bunu bilmez ama çocuklarınıza lütfen bunu öğretin. Müslümanım elhamdülillah. Ne zamandan beri Müslümansın? Galib-i beladan beri Müslümanım elhamdülillah. Ne demektir o? Elestü bi rabbiküm hitabının cevabıdır. Doğru cevap bu. O ne demektir peki? O da şu demektir. Ezelde Cenab-ı Hak ruhları yarattı. Kendi cemalini gösterdi. Ruhlar kaç milyar sene bilmiyoruz. Onun etrafında pervane oldular, döndüler. Veya huzurunda pervane oldular, döndüler. O nazarın, o tecellinin etrafında, Beytullah'ın etrafında döner gibi döndüler. Sonra Cenab-ı Hak onlara emretti ki ben sizin Rabbiniz miyim, değil miyim? Kur'an ifadesi bu. Elestü bi rabbikum. Bütün ruhlar bela dedik. Bela dedik. İşte o günden beri Müslümanım elhamdülillah. Şimdi Evliyaullah diyorlar ki Elestü bi rabbikum hitabı daimidir. Elestü bi rabbikum hitabı daimidir. Belki bir gün müsbet ilim bu hitabı izzeti ilmen bulur. Çünkü kainatta hiçbir şey zayi olmuyor. Her şey Cenab-ı Hakk'ın özel muhafazası altında. Ümit olunur ki bu semavi nida, nidayı Muhammedi, nidayı ilahi bir gün ilmen keşfolunur. Ama
Şu anda kainatta can kulağı açık olanlara her nefes, her yerde Cenab-ı Hak Elestü bi Rabbiküm diyor. Ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim? Allah'ı unutmayanlar dille değil, bu dille, bu gönülle unutmayanlar bela diyorlar her nefes. Her nefes bela. O da her nefes Elestü bi Rabbiküm, Elestü bi Rabbiküm, Elestü bi Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim? Biz de her nefes bela. Sen bizim Rabbimizsin. Ve zeyyinhu bit teveccühü ilallah. İkinci emir. Kalbini Allah'a teveccühle zinetlendir. Burada beraber okumuştuk. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle emrediyor. El imanu uryanun ve libasuhu et takva. İman çıplak bir cevher gibidir. Elbisesi takvadır. Onu çıplak bırakamazsın. Düşmanı çoktur. Kıymetli olan şeyin düşmanı çoktur. Peki imanın muhafızı nedir? Peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an da öyle diyor. Takva imanın muhafızıdır. Ve semeratuhu el ilim. İmanın meyvesi ilimdir. Ve zinetuhu el haya. İmanın zineti de hayadır. O yüzden derler hayası olmayanın imanı yoktur. Ve Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde emrediyorlar ki İman 70 küsur şubedir. En alası la ilahe illallah. En ednası imatatul eda anit tarik. Yani zahiri manası yolda giderken Müslümanların ayaklarına takılması muhtemel bir taş çalı filan varsa onları almaktır. Manevi manası da Müslümanların manevi yoluna engel olan ne varsa onları Müslümanların önünden kaldırmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ehli küfrün vasfını anlatırken Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ an سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah'ın yolundan çevirirler. Onların görevi bu. Ama Allah'ın en ziyade sevdiği kullar da buyuruyor Peygamber Efendimiz kulları Allah'a, Allah'ı kullara sevdirendir. Allah'ın sevdiklerinin İki yüzleri var. Bir yüzleri mahluka bakar, mahluku Allah'a sevdirir. Bir yüzleri Allah'a bakar, Allah'ı mahluka sevdirir. Bu da peygamber sıfatıdır, evliya sıfatıdır. Biz de aynı vazifeyle görevliyiz. وَلَا يَتَعَدَّ عَنْ قَلْبِكِ لِأَنَّهُ بَابُ اللّٰهِ Ey kardeşim! Kalbinden dışarıya gitme. Kalbini tecavüz etme. Çünkü kalp Allah'ın kapısıdır. Şimdi burada bir kardeş sözü söyleyelim. Her kim uydum kalabalığa cinsinden değil de Allah'ın velileri gibi, zümre-i salihin gibi Allah'a vuslatı murad ederse müracaat edeceği yer neresidir? Kendi kalbidir. Ha ondan evvel kalbin yolunu gösterecek bir mürşid bulması lazım kendine, bir uzman. Kalbin yolunu gösterecek. İnsanın kalbi dış dünyasından trilyonlarca defa daha geniştir. Çok geniştir. İşte onun için وَلَا يَتَعَدَّ عَنْ قَلْبِكَ Kalbini bırakıp başka yerlerde dolaşma. Bu zatın meclis-i mebusuna ilk giren Çemişgezek mebusu Nusret dedeye uzun bir nasihatı var. O uzun nasihatın bir beytinde şöyledir. Mecnun olu ben ey dil, gezme sakın sahrada. Mecnun-u hakikat ol er sendeki Leyla'ya. Mecnun olu ben ey dil, ey gönül, mecnun olup da gezme sakın sahrada. Çöllere, yabanlara gitme. Allah o kadar uzakta değil, sana senden yakındır. Ama o yakınlığa ulaşmak için kendi kalbine müracaat edeceksin. Kalbe giden yolları bilen birisinden iyi öğreneceksin. Bir uzmandan o tarifi güzel alacaksın. Efendim, Yunus Emre'nin dediği gibi, ne demiş Yunus'umuz? Mürşidi Tabduk Emre, önce ona seyahat vermiş.
Kur'an-ı Kerim'de es-saihun tabiri vardır. Eskiden dervişleri yetiştirmek için seyahat verirlerdi. Allah için seyahat. Seyahatta da en çok hacca gidilirdi. Yayan yaparak çıkar, hacca gider, gelir. Efendim dön emrini alınca da dönerlerdi. Manen işaret verilirdi onlara. Dönerken Anadolu'da bir eve misafir olmuş. Evin yatalak bir hastası var. Hanımefendi, tecrübeli bir hanım, kocasına demiş ki ya bizim misafir derviş boş adama benzemiyor. Söyle de bizim hastaya belki bir dua mua bir şeyler söyler. O da gidiyor, diyor ki efendi bir hastamız var. Ona bir dua, bir himmet lütfetseniz. Yunus da şöyle demiş. Efendim demiş, ben alim bir adam değilim. Tabip filan da değilim ama gezdiğim yerlerde şöyle bir ilaç gördüm. Her derde şifadır. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla kalp havanında tevhid tokmağıyla döveceksin. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla kalp havanında tevhid tokmağıyla döveceksin. Aşk ateşinde pişirip muhabbet balına katacaksın. Kanaat parmağıyla sabah akşam yiyeceksin. Her derde şifadır demiş. Yemin etseniz yeminizde hanis olmazsınız. Böyle biraz latifeli bir ifade ama çok veciz bir şey söylemiş. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla kalp havanında tevhid tokmağıyla döveceksin. Aşk ateşinde pişirip muhabbet balına katacaksın. Kanaat parmağıyla sabah akşam yiyeceksin. Her derde şifadır diyor. Şimdi kalbi tecavüz değil. Dışarıda Allah haşa ne yedi kat semanın üstündedir, ne doğuda ne batıda, her yerdedir. Ve bize bizden yakındır. Allah'ı bulmak ve bilmek isteyenler ama uydum galabalığa cinsinden değil de zümre-i salihin gibi. Salih tabiri de umumi bir tabirdir. Men yutu illaha yutu fekat eta Allah. Neyse ayetin başı hatırıma gelmedi. Kim Allah'a itaat ederse Cenab-ı Hak onları nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle. Cenab-ı Hak sayıyor bunları. Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle bir de salihlerle haşreder. Şimdi nebi olmanın devri geçti. Artık nübüvvet yok. Peygamberimiz Hatemen Nebiyyin. Ama sıddıklar zümresine katılma imkanımız vardır. Şehitler zümresine girme şansımız vardır. Hiç olmazsa son sınıf zümre-i salihin dediğimiz salihler zümresine girmeye hiç olmazsa sahih bir niyetimiz olacak. Niyetimiz sağlam olursa Cenab-ı Hak inşallah bizi de salihlerin arasına koyar. Ama her kim salihlerin arasına katılmaya niyet ederse müracaat edeceği yer kendi kalbidir. Ama kendi kalbinin uçsuz bucaksız vadilerine gidebilmek için muhakkak o yollardan geçmiş, o yolları bilen birisine ihtiyaç var. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, her mürşide dil verme ki yolumu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın yolu gayet asan imiş. Ama mürşide kamil olmayanların da vay haline, Allah esirgesin. Şimdi halk arasında çok konuşulan itirazlı, münakaşalı bir söz var. Muhiddin Arabi Hazretlerine ait olduğu söylenir. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır deniliyor. Bazıları kızıyor buna. Kızmaya ne gerek var? Mürşidi olmayanın tabii mürşidi şeytan olur. Kendine bir mürşit bulacaksın. Seni irşad eyleyen. Nasıl irşad oluyorsan ol ama irşad olmaya mecburuz. Kendimizi irşad etmeye mecburuz. Kendimizi fethetmeye mecburuz. Cenab-ı Hak bir kalp vermiş ama içinde uçsuz bucaksız namütenayi hazineler var. Onları keşfetmeye mecburuz. Mezarda yapacak değiliz bu işi. Burada yapacağız. Bir an evvel taşı başa başı taşa vurup kendi kendimizden haberimiz olması lazım. Onun için ne diyorlar?
senden seni agah eder kamil vücut insan ara. Yunus Emre'nin de bir sözü var. Aslında bizim Yunus'un diğer tasavvuf erbabından farklı özelliği herkesin anlayacağı dille söylüyor. Ne diyor? Uzun bir beyti var da diyor, bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yunus'un sözü. Bir veliyenin sözü bu. Herkesin anlayacağı dille söylüyor. Bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz, ama piyasada da mürşitlerin çok sahtesi çıktı. Allah şerlerinden korusun. Kamil mürşit seni kalbine davet eden insandır. Kalbin yollarını gösteren insandır. Oradan öteye açılan namütenahi mana alemini gösteren insandır. لِأَنَّهُ بَابُ اللّٰهِ Çünkü kalp Allah'ın kapısıdır. فَهُوَ حَازِرٌ وَنَازِرٌ O Allah Celle Celalü hem hazırdır hem de nazırdır. Eşrefoğlu Rumi bir beytinde diyor ki, gözler seni, gözler seni. Nasıl anlıyoruz? Gözler seni, gözler seni. Yani her an Cenab-ı Hak seni gözlüyor. Senden haberdar. Zahirini de gözlüyor, batınını da gözlüyor. Hazır ve nazırdır. İlâ kalbik felâ tağfur anillâh. Madem ki kalbine nazırdır, sen de kalben Allah'tan gaflete düşme. Allah'ı unutma. Rabbükellezî halakak. O senin Allah'ın seni yoktan var etti. Huve ekrabu ileyke minke. O sana senden yakındır. Seni yoktan var etti, sana da senden yakındır. Bunlar hep ayet tercümesi. Bir icazetnamenin parçaları, ama ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Saatimiz yaklaştı ama şurada bir bölümü bitireyim hiç olmazsa. Efendim, ama mevzu çok mühim. İsterseniz 1 milyar sene okuyun. 1 milyar sene ibadet edin, geleceğiniz yer burasıdır. Bu bir velinin bir veliye söylediği nasihattır. Siz de şanslısınız. Velilerin sohbetini dinliyorsunuz. Bir velinin sözünü duyuyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak sadece dinleyenlerden değil, duyanlardan eylesin hepimizi. Başta nefsim olmak üzere. Rabbukellezî halakake huve akrabu ileyke minke. O sana senden yakındır. Fefrah billah. Fefrah billah. Allah'la ferahlan. Allah de ferahlan. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde emrediyor ki, sizin eyyam-ı dehrinizde, yani günlerinizde, zamanınızda nefakat-ı ilahiye vardır. Allah'ın nefesleri vardır. Sinelerinizi o nefkalara açın da elem neşrah leke sadrak, sırrına mazhar olun. Allah sinenizi genişletsin. Men yuridillahu bihi hayran yeşrah sadra. Allah bir kulunun hayrını murad ederse sinesini açar. Neye açar? İlme, irfana, nasihata açar. Dine, diyanete, huzura, zikrullah'a, sohbete açar. Sevdiklerinin muhabbetini açar. Allah'ın sevdiklerini seviyorsa bir insan nimeti mübarek olsun. Sevmiyorsa, namaz da kılsa durum tehlikelidir. Çünkü Peygamberimize din nedir dediler. Efendimiz buyurdu ki, Haliddin illel hubbü fillah vel buğdu fillah. Din nedir dedi. Din, Allah'ın sevdiklerini Allah için sevmek, Allah'ın sevmediklerini Allah için buğz etmektir. Din budur. Allah'ın sevdiklerini seviyorsan, hele bir de Şeyh Galib'in dediği gibi, Galip, acep ol şahın gönlünde yerin yok mu? Bir velinin kalbine girebilirsen, büyük hünkâr Cihangir Yavuz Sultan Selim'in meşhur bir mısrası var, hepiniz bilirsiniz. Der ki, padişahı alem olmak bir guru davaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Eğer Allah'ın velilerinden birinin kalbine girebilirsen, ve hâdel beledil emin, sırrına mazhar olan gönüller insanlardadır.
Herkes Beytullah'ın içine giremez. Herkese nasip olmaz. Ama her yerde Beytullah kadar kıymetli olan Evliyaullah'ın sinesi vardır. Yeter ki sen cidden talip ve rağib ol. Fefrah billah. Allah'la ferahlan. Gönlüne velayet esintileri essin. Vela tatlubhu haricen anke. Yine aynı yere döndü. Çünkü söz burada düğümleniyor. Sakın Allah'ı senin dışında arama. Yabana gitme. Cenab-ı Hak sana senden yakındır. Bunu unutma. Bundan gaflete düşme. Li'ennel galbe beytullah. Çünkü kalp Allah'ın beytidir. Beytullah'tır. Hatta bir hadis-i şerife göre Beytullah'ı insanlar yıkarlar, yaparlar. Ama kalbi yıktın mı yapamaz. Bir gönül yıkmak, Beytullah'ı 1000 defa yıkmaktan daha tehlikelidir. Hele bir de kendi gönlümü tahrip edersen, Allah esirgesin. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı kibriyası olan, kendi gönlümü levsiyatla kirlersen, içine haramı, dedikoduyu, gıybeti, mala yaniyi, şehveti doldurursan, Allah esirgesin. لَيَنَّ الْقَلْبِ بَيْتُ اللّٰهِ هُنَاكَ اَطْلُبْهُ هُنَاكَ تَجِدِ اللّٰهِ Kalbinden Allah'a yaklaşmaya çalış, kalbinde Allah'ını bulacaksın. Ne zaman bulunur bu? Şimdi bir misalle anlatayım ve burada bırakayım, daha bitmedi. Ama bir satır daha açarsam yarım saat daha gider, onun için burada bırakacağım. Sohbet bitmedi ama nasıl temizlenecek? Meyvelere bakın ama ibretle bakın. Hangi meyveyi ele alırsanız alın, 4 kademelidir. Genelde maneviyatı cevize teşbih ederler. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Ne diyor Yunus? Şeriat, tarikat yoldur varana, marifet, hakikat andan içer. İbrahim Aleyhisselam, Sure-i Bakara'da Cenab-ı Hakk'a şu soruyu sordu. Dedi ki ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsan bana göster. Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Cenab-ı Hak da İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki, evelem tümin. İnanmıyor musun yoksa? Dedi ki ya Rabbi, inanıyorum da, velakin le yatma inne kalbi. Kalbim mutmain olsun diye. Şu meseleye iyi bakın. İnanmak ayrı şey, itminan, mutmain olmak ayrı şey. Benim sohbet arkadaşlarıma defaatla söyledim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak mutmainneden evvel kimseyle konuşmuyor. Ya eyyühen nas diyor, emir veriyor insanlara diyor ama o uydum kalabalığa emir. Ama ne zaman insanla konuşuyor? Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain olan nefis. Mutmain olmak ayrı bir şey. Padişahın varlığını duymak ayrı şey. Uzaktan sarayını görmek ayrı şey. Sarayın etrafında padişahın yeniçerilerini görmek ayrı şey. Sonra padişahla oturup sohbet etmek ayrı şey. Buna ne deniliyor akaid kitaplarında? İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn. Tümme le teravünneha aynel yakîn. Tümme le tüselünne yevme idin anin naîn. Bunların hepsi bizim içindir. İman hakiki. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a emretti ki ve huz erbaate minet tayr fesurhunne iley. Kuşlardan 4 tanesini al, onları macun yap, kafalarını kopar, her birini bir dağ başına at, sonra kendine çağır. Göreceksin ki koşarak sana gelecekler. Olacak şey mi? Başı koparılmış gövdeler bir havanda dövülmüş, macun yapılmış. Her biri bir dağ başına atılmış, sonra bana gel deyince gelecekler. Ama Allah isterse gelir. Niçin? İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında ümmeti Muhammed'e iman-ı hakikiyi göstermek için Cenab-ı Hak o ayeti emrediyor. Yoksa İbrahim Aleyhisselam gelip okuyacak değil bu ayeti. Biz okuyacağız. Efendim, rivayetler değişik ama Mevlana Hazretleri diyor ki, horoz, tavus, karga ve kuzgunu almış. Horoz şehvettir. Her vücutta var.
Boynunun koparılması lazım onun. İslah edilmesi lazım. Tavuz kibirdir. Kibrin de boynunun koparılması lazım. Kuzgun hırstır. İhtiras cehennemin en büyük kapılarından birisidir. Hırs, doymak bilmez. Karga akıldır. Peki akıl da mı düşman? Vahyin terbiyesinde terbiye edilmezse akıl en büyük düşman. Böyle şimdi somut diyorlar. Biz evvelden müşahhas diyorduk. Somut bir misal söyleyeceğim. Dinimizin düşmanları mühim noktaları bazen bizden iyi yakalıyorlar. Bir dönem önceki soyadı Gürüz olan YÖK başkanı aynen şöyle dedi. Ben o zaman bütün camilerde şunu söyledim. Müslüman Türk milletinin tarihinde söylenilmiş en edepsiz laf budur dedim. Milletten özür dilemeli. Sonradan Silivri'ye falan gitti. Cezasını biraz çekti. Ama söylediği söz şu. Aklı vahyin önüne koymayanlarla yok kanunu konuşmam. Aklı vahyin önüne koymak. Akıl Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en kıymetli cevherdir. Ama vahyin terbiyesine girmezse gözüne takılan gözlüğe göre görür. Şehvet gözlüğü takarsa dünyayı Freud gibi seyreder. Libido diyorlar ya oradan seyreder. Allah'a esirgesin. Gençler ayrı görür, ihtiyarlar ayrı görür. Aklın terbiye olunması lazım. Vahyin emrine girmesi lazım. Buna model Hazreti Mevlana Mesnevi'de şu misali veriyor. Diyor ki karga ile kuzgun akıl yarışına çıkmışlar. Yüksek tepelerden uçmuşlar, sen iyi görürsün ben iyi görürüm diye. Kuzgun yukarılardan kargaya demiş ki bak şu aşağıda bir dere var. Derenin sağ tarafında bir kaya var. Kayanın önünde bir taş var. O taşın dibinde bir keklik var, görüyor musun? Görmüyorum demiş. Kuzgun dalmış, kekliği yakalamış. Karga demiş ki ya müthiş görüyorsun. Süzülmüşler ovaya doğru. Karga da demiş ki aşağıda bir ova var, görüyor musun? Evet. O ovanın ortasından bir ırmak akıyor. Evet. O ırmağın sağ tarafında bir harman yeri var. Evet. Harman yerinin ortasında bir saman çöpü var. Evet. Saman çöpünün altında bir buğday var, görüyor musun? Görmüyorum demiş kurgun. Karga süzülmüş, buğdaya gagasını uzatınca tarlanın sahibi oraya tuzak kurmuş, kargayı ayağından şap diye yakalamış. Kuzgun şöyle demiş. Uzaklardan buğdayı gördün ama altındaki tuzağı görmedikten sonra senin görüşün niye yarar? Altında tuzak var. Nedir o tuzak? Nefs tuzağı. Nefsin hilesini görmenin adına marifetullah diyoruz. Nefsin ayıplarını, kusurlarını görmenin adıdır. Şimdi hiçbir cevizin kabuğu yenmez. Kabuk yenmez. Acıdır. Sonra sert bir kabuk karşına çıkar. Ona tarikat diyorlar. Sonra cevizin yine bir ince kabuğu vardır. Ona marifet diyorlar. Ondan sonra tatlıya ulaşırsın. Onun için Yunus ne diyor? Aklıma geleni söyleyeyim. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. En sonunda tabduğun kapısında, tapusunda kul olduk kapısında. Kul olduk tabiri, öyle kul oldum demek ayrı şey, Yunus gibi kul olmak ayrı bir şey. Cenab-ı Hak hepimizi Yunus gibi kul olanlardan eylesin. Biraz vaktinizi aldım, hakkınızı helal eyleyin. Ama bunlar büyüklerin güzel sözleridir. Cenab-ı Hak dünya ve ahirette sevdikleriyle beraber olmayı cümlemize nasip eylesin. Habib edibi hürmetine dünya ve ahirette yüzümüzü ak ve pak edecek salih amellerde cümlemizi muvaffak eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin.
bütün evliyaullahın Cenab-ı Hak nezdinde mahbub ve makbul olanların kervanına bizleri de Habib Edibi hürmetine ilhak buyursun. Bize bu sohbet adabını öğreten bütün büyüklerimizin mezarlarını nur doldursun, üzerine rahmet yağmurları yağdırsın. Bizi de onların izinden yürümekte muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Rıza anillahil Fatiha.